Yerleşik toplumların yerleştiği bir alan olduğunu düşünüyoruz. Bilinen adıyla Cilalı Taş Devri, bizim arkeolojide kullanım adıyla Çanak Çömleksiz Neolitik Dönem. Bu yaklaşık 10 bin yıl öncesine tarihleniyor. Biz burada geçen hafta bu yeri tespit ettik çarşamba günü. Sadece yüzeye bakarak, yüzeyde şöyle gördüğünüz obsidiyen ya da çakmak taşı aletler bulduk ve bunların insan elinden çıkma ve insanlar tarafından kullanıldığına dair izleri tespit ettik. Ondan sonra burasının bir yerleşim olabileceğini düşündük. Obsidiyen bölgede doğal olarak bulunmuyor. O yüzden başka yerden buraya geldiğini düşünüyoruz. En yakın obsidiyen kaynağı Bingöl. Diğer yerleşmelerde bulduğumuz kalıntılardan 1 milyon öncesine tarihlenebilecek paleolitik döneme ait taş aletler bulduk. Bu bizim için önemli bir keşif. Dönemin bölgede varlığını biliyorduk ama bu kadar eskiye gidebileceğini bilmiyorduk. Bu toz koparan höyüğünde bulduğumuz buna benzer taş aletlerden yola çıkarak benzerlerinin başka yerleşmelerde mutlak tarihlerle 1 milyona tarihlendiğini öğrendik. Biz de buraya tabii henüz emin değiliz ama bu döneme kadar gidebileceğini tahmin edebiliyoruz. İkinci önemli keşfimiz bizim Neolitik dediğimiz ilk yerleşik toplumların izlerini bulduk. Dere nahiyesinde bir düz yerleşme. Bu neden önemli? Çünkü eski toplumlar Paleolitik dediğimiz dönem avcı derleyici olarak yaşıyordu. Cilalı Taş Devri, yani günümüzden 10 bin yıl öncesinde yerleşik hayata geçmeye başladılar. Bu yerleşik hayata geçmiş toplumları biz daha güneyden, Urfa'dan, Diyarbakır'dan, Antep'ten biliyorduk ama kuzey sınırının bu kadar yukarıya geçeceğini bilmiyorduk. Bu keşif Tunceli'de de ilk Neolitik toplulukların olduğunu bize gösterdi. Çanak Çömleksiz Neolitik dönem bu. Az önce söylediğim gibi günümüzden 10 bin yıl öncesine tarihleniyor. Bu döneme ait mimari kalıntılar bulduk. Yerleşik toplumların Anadolu'da en kuzey sınırını oluşturuyor. Bu açıdan önemli bir keşif olduğunu düşünüyoruz. Bir laboratuvara göndererek yaklaşık tarihini bulabiliriz. Benzer şekilde bunlarda da yine insan elinden geçtiğine dair izler görüyoruz. Ve burada şu keskin kenarlar bize vurularak bir parça çıkarıldığını gösteriyor. Tabii doğa da çok iyi işliyor. Biz bu ikisini ayırmak için bunları yıkayacağız. Sonra bu dönemin alet uzmanlarıyla birlikte tekrar değerlendireceğiz.